Toplamak demek, katliam demek. Mansur elini hayvanlardan çek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş köpek düşmanlığına devam ediyor hala. Mansur Yavaş henüz yasa bile gündeme gelmeden sokakta köpek diye bir şey olmaz diye açıklama yapmıştı. Sanki hevesle bekliyormuş gibi hükümetin ve ortaklarının sokakta yaşayan hayvanları katletme yasasına sahip çıktı. Hemen toplamaya başladı. Bugün ise burada bir ihale yapılacak. Mansur Yavaş'ın kendi internet sayfasından gururla duyurduğu Gökçe Yurt Köpek Yaşam Alanı'nın ihalesi bugün burada. 7. kattaki ihale salonunda gerçekleşiyor. Biz canlı yayınladığı ihale salonlarına inanmıyoruz. Türkiye halklarından kaçırarak köpek toplayan Mansur Yavaş'a artık hiçbir şekilde inanmıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Karataş Barınağı'nda yaşananları bizler biliyoruz. Buralar barınak falan değil, toplama kampı. Gönüllülerin asla içeri alınmadığı Karataş Barınağı'nda her gün bir katliam yaşanıyor. Bu barınağa giden bir hayvanın sağ çıkması mümkün değil. Mansur Yavaş'ın muhalefet iddiası tamamen boş. Çünkü kendisi aynen hükümet partisi gibi rant politikalarıyla kendi çevresini zenginleştirmeye çalışıyor. Daha önce 6000 hayvanlık bir toplama kampı inşa eden Yavaş, önce bu ihaleyi açmış, sonra da müteahhitte daha fazla para kazandırmak için iptal edip sonra tekrar açmıştı. 93.000 metrekarelik alana kurulu bu sözde barınağın 6.000 hayvan alacağını da gururla duyurmuştu. Şimdiki ihalede ise bunun 1/4 bir alana 3.000 civarı hayvan yerleştireceği söyleniyor. Bu kadar hayvanı bu kadarlık bir alana tıkmak katliamcılıktır. Mevcut barınaklarımızdan gönüllüler köpekleri zar zor çıkarıyor. Hayatta kalmaları tesadüf. Siz kimin talimatlarıyla hareket ediyorsunuz? Yasayı halktan kaçırarak hızla meclisten geçiren AKP-MHP blokunun mu? Mansur Yavaş'ın iki dönemdir belediye başkanı seçildiği parti CHP Genel Başkanı Özgür Özel, biz bu yasayı uygulamayacağız diyor. Peki Yavaş hangi hakta sokaklardaki köpekleri toplayıp barınaklara kapatıyor? Kime güveniyorsun Mansur Yavaş? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kısırlaştırmaya harcamadığı bütçeyi hangi hakla birilerine peşkeş çekiyorsun? Daha önce yine burada Ankara Büyükşehir Belediyesi önündeydik. Emin olun bu uygulamalar devam ettiği sürece burada olmaya devam edeceğiz. Sokakta yaşayan hayvanları ölüm kamplarına kapatmanıza izin vermiyoruz. Bu yasayı da sizlere uygulatmayacağız. Başınızın belası oluruz. Buradan Mansur Yavaş'a son kez sesleniyoruz. Toplayamazsın, hapsedemezsin, öldüremezsin. Buradan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sesleniyoruz. Belediyelerinize sahip çıkın ya da bize boş vaatlerle gelmeyin. Hükümete karşı direnen bizler muhalefete karşı da direnmekten çekinmeyiz. Bir seçim kazandınız diye kendinize o kadar güvenmeyin. Asıl olan sokaklardır ve sokaklarda bu toplumu katliama karşı olan %85'i var. Yasayı sokakta biz yazacağız. Mansur elini hayvanlardan çek. Mansur elini hayvanlardan çek. Eğer ki Mansur Yavaş bu iddiasından, bu kararından vazgeçmezse toplama kamplarını yapmaktan, hayvanları toplayıp oraya hapsetme kararından vazgeçmezse Mansur Yavaş'ın da bulunduğu bütün mülkler